Bak arkadaş, yatışa bak. Lan. Alo. Şş. Nasıl yatıyorsun sen öyle? Geldim ya lan ben. Aslanım benim be. Sağ olsun, her gece bizi bekliyor böyle. Gel. Gel koçumu benim. Nasıl yatıyordun oğlum sen öyle? Ha? Tamam dur, arabayı açalım. Başlıyoruz işe. Hadi bakalım, senin de karnını doyuracağız tabii. Evet abi, iş başını yaptık. Karoğlan zaten arabanın başında bekliyordu. Nasip bakalım neler çıkacak. Biz bir iki çöp terekçisini dolaştık. Hurdacı gelmeden de girişelim. Havayı tabii ki kararttık. Artık kış geliyor abi. Yani yazın bunu hiç düşünmemiştim ben de. İşte kışın hava erken kararacak, nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye. Dur bakalım ya nasip. Bu hafta da iş yerinde. Önümüzdeki hafta gündüz videoları gelecek. Artık kaç tane çıkar onu bilemem de. Bugün gece vardiyasına geçtim. Ben de işe girdiğimden beri hiç gece vardiyasına çağrılmamıştım. Bu hafta çağrıldılar. Direkt hemen kafamızda bir elektrik oluştu. Dedik bari hiç olmazsa gündüz buradaya çıkar. Gece vardiyaya mesaiye gideriz. Neyse ben lafı fazla uzatmadan. Zaten karaoğlanı da gördünüz. Koşturuyor yanımızda. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, yaşar olsaklarla paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi başlıyoruz. Bir sürü kulaklık, adaptör. Şöyle farklı kablolar, mablolar ama şöyle oyunlar da var tabi. FIFA 2004. Raging. Bilgisayar oyunları. Soldirger. Soldarın adı. Şu eskiden bir ara atari salonları vardı. Oraya gidip oynuyorduk. Conan'ın bir tane DVD filmi. Torbaya. Abi biraz yazık, biraz kışlık. Askılıklar bize lazım olacak ya. Valla şu oluyor, çok güzel bir tane takı çıktı. İnci değil. Esasında taşa da benziyor ama. Şöyle bir tane koli. Ne bu, deniz atı mı? Deniz atı. Bir tane çanta askılı. Gidiyor abi, 5 lira 10 lira satarız bunu. Şuna geleceğim. Abi şuna bakacağız. Acaba var mı yok mu? 2023 Aralık, yani yılbaşı bileti. Ben geçen sene yılbaşında bilet almamıştım. Devlet piyangosu diyor ya. Bir buna bakalım. 150 lira tam bilet. Gerçek. Bir ara yani bundan yaklaşık 10-15 sene evet. Böyle bir biletten o zaman parası 150 lira almıştık. Böyle çöpe atılanlardan. Belki nasip. Ezan da okunuyor bak. Ezanın hürmetine. Belki bundan da bir şey çıkartabiliriz. Çünkü hiç yıpranmamış. Yani 2023 31 Aralık dediğimiz gibi yılbaşı bileti. Bir bakalım eve gittiğimizde bir baktırız abi. İnşallah bir şeyler çıkartırız bundan. Bir tane de şöyle bir takımız var. Kopuk. Diğer askısı nerede? Şuraya bir yere koymuştuk. Kenara köşeye. Heh, arka tarafında duruyor. Bir tane de öyle bilekliğimiz var. Arabaya yakındım hemen. Direkt onları bıraktık. Şimdi işe devam. Ya nasip abi. Hiç çöpte bile ne? Yine güzel malzemeler çıktı. Oyunlar çok iyi oldu. Esasında orijinal değil çakmalar. Ama 3 lira 5 lira satarız. Bunlarla alakalı editlerde işte şu bilgisayarı bekliyorum bir an önce. Editlerde birkaç izleyicimiz daha yorum yazmıştı bunlar için. Abi işte fiyatları yaz, şöyle yap, böyle yap diye. Abi daha sizden çok yardım alacağım ben. Elif dur kardeşim bir. Daha güzel editler, daha iyi. Her şey daha güzel olacak abi de. Biraz zaman işte. Neyse hadi el arabasının yanına geldim. Daha ilk çöpteyiz. Hava yiyeceğiz, zaten yiyecek kadar açtırdık. Geçenlerde de çöpten bulduğum saat ders vardı orijinal. Sabah hemen onu giydik üstümüze. Başlıyoruz. Bir daha başlıyoruz dedik. Temin de dedik ama bir daha dedik. Hadi. Abi biraz küpeler. Taşlı maçlı şöyle. Bir tane boncuklu bir büyük bir ihtimal kolye ucu falan. Şöyle Bella'nın bir saç tokası mı? Buna benzer bir şey. Ama şu şapka çok iyi abi. Hani bu yani Kore More değil de bir yer daha var. Bu şapkayı takan arkası böyle saçlı maçlı. Abi iki çöp torbası. Yazlık kışlık kıyafet karışık. Çocuğum ceketler. Askılıklar falan da var. Bir tane yorgan. Şunun içinde de var. Ağzını açmıyorum. Şimdi ben bunları böyle direkt olduğu gibi arabaya götüreceğim. En son finalde artık abi. Çünkü bir an önce gezmem lazım çöp kamyonları gelmeden. Abi birazını kaçırsak da yine bir şeyler bulduk. Şöyle eski, nasıl diyeyim size, biblolar, camdan güller, aynalı maynalı bir tane üçlü priz eskilerden.
Bunlardan artık kalmamıştır. Şarj aleti, bir tane stil galiba, deri bayan cüzdanı. Şöyle geçersek, Özka diye bir tane traktör firmasının galiba. Ardından anahtarlı, güzelmiş bu. Belki arabaya asarız. İki tane bayan güneş gözlü marka var mı bunlarda? Valla bir tanesinde şöyle bir marka yazıyor. Bunlar da eski. Bunda biraz çizik var. Şöyle şunun markası da böyle X işareti. Gemici düğümleri, gemici bağları. Şurada ön tarafında bir yapışkan var. Onu bit pazarına gittiğimizde sökeceğiz artık. Çünkü bıçak ya da kesici bir alet lazım o yapışkanı çıkarmak için. Onu da temizleriz. Böylelikle pazarda gösteririz. Kıyafetler aldıktan sonra diğer bir çöpün kenarına geldim de orada da kıyafetler vardı. Şöyle ceketler, meketler. Şu suni deri, gerçek değil. Ama sağlam. Yani sıfır ayağında. Hatta sıfır ayağında etiketi üstünde birkaç tane de gömlek var böyle. Bunlar da arabaya. Abi Ema'ya bir tane tencere çıktı. İçi falan sağlam. Şöyle kapağında iç tarafta esasında bir ufak bir zedelenme var. Ama bayağı iyi. Yani neredeyse sıfır ayarında. Kullanılmış ama ne markaymış? Darda. Avşar. Şöyle gösterirsek. Tencerede. Bayağı güzel ya. Yeşil rengi, yeşil rengi falan. Bir ara bunun turuncuları vardı. Onları verdik. Ama bayağı eskiden. Boy boy 3 taneydi. Çiçekli bir çekti. Bayağı güzel bir şeydi. Abi 2 tane şöyle çorba kasesi. Bu zannedersem pirinç olabilir abi. Şu büyük olan. Diğeri de yuvarlak çelik. Hadi sizden bir tahmin isteyeyim abi. Bunları pazarda kaçtan satarız? Gerçi pazara daha erken çıkacak. Bu videodan önce çıkacak bunlar ama. Ben yine bir yorumlarınızı alayım sizin abi. Tanesini kaçtan satarız bunları? Vallahi kaç metrekare bilmiyorum. Kaç kişilik bilmiyorum. Bir tane çadırımız var abi. Çivileri yanında ama direkleri yok. Şimdi bunu da burada sokak ortasında açamam. Neyse pazara gittiğimizde bakacağız artık. Ama mavi renkte ne marka olduğunu da bilmiyorum abi. Ya ne söylesek şu an boş. Şimdi çıkarsam harbiden darma duman olacak burası. Hadi çıkarayım ya, tamam bir bakalım. Belki yırtıksa da hiç götürme şeyinde kalmayız. Yani ufak bir yırtığı varsa sorun değil de. Ama dediğim gibi çadır direkleri yok. Bir açayım bir bakayım ben abi. Abi açtık. En azından iki kişilik. Dediğimiz gibi yırtığı söküğü yok. Şu gözüküyorsa. Bu marka. Direkler yok. Çivileri falan çantada. Ama direkleri yok abi. Sağlam fermuarlarına falan baktım şimdi. Sağlam bir şey yok. Bunu katlayalım torbaya. Pazara. Abi orijinal. Şöyle. Parlamacanın Kolombiya. Bayağı pahalı. Hatta bedenin de çok büyük abi. 3x'de ama ben bunu kendime ayıracağım. Hiç kaçar yok. Bol giyinmeyi seviyorum ben. Çünkü nereden baksanız yani bir tahmini bir fiyatlar yazın abi. Yani Kolombiya mağazasına girdiğimde benim en son bayağı. Belki 6-7 ay falan geçmiştir. O zaman girdiğinde ayakkabılar bilene 10 bin lira civarlarında başlıyordu. Şimdi böyle bir şort oralarda yani mağazasında 3'ü 5'i vardır. Onun için biz onu kendimize ayıralım. Seneye yaza giyeriz. Gelelim abi şu siyah torbalara. Onları bir çıkartalım. Birisi aşağıda, birisi yukarıda. Bütün malzemeyi arabaya doldurduk. Bir onları ayıralım. Hem şurada da biraz ayıklanacak. Yani ayıklanacak dedim, ayıkladım da. Kışlık yazlık olarak ayıklanacak. Yazlıkları arkaya atıyorum. Yani kışlıkları pazarıma gidecek olan malzemeleri ön tarafa doğru biraz koyayım. Ki evde de rahat hareket edebileyim. Neyse uzatmayalım. Ben şunları bir ayırayım. Bir sizlere gösterelim. Birinci günü kapatalım. Abi birinciden başlayacağım hemen. İki tane şöyle gerçek deri. Suni falan değil abi. Yani eski. Eski derilerden. Ama iki tane deri ceketimiz var. Birisi bu. Birisi de şu alttaki. Harbi gerçek derilerden. Daha sürpriz devam ediyor. Abi. Kürkümüz var abi. Kolezyonun harbi kürk abi. Ne tüydür artık, ne şeydir bilmem ama şöyle bak dış kısmında falan gösterirsek siyah harbi kürkümüz var. Bunun için esasında bir arkadaşım var. Kürkçü.
İlerleyen zamanlarda onlara da bir video gelecek de işte hani editler, bilgisayar, şu bu diyor mu? Misal bunu alıp bununla da ya da birkaç parça eder, iki deri ceketimiz, bir tane kürkümüz. Bu kürkle de alakalı misal onun dükkanına gidebiliriz. Ne kürküdür, işte ne tüyüdür, nedir, neyin nesidir? Bunları da onlar da öğrenebiliriz. İçi komple abi bak. İç kadar kol kısmını göstereyim. Kolun ismi falan hepsi şöyle gördüğünüz gibi kürk. Ha, pazarda bunu çok iyi bir fiyata satabilir miyiz? Zannetmiyorum. Bakacağız duruma göre. Deri de kürk. Bunlar çok iyi oldu. Biraz daha ceketlerimiz var. Şöyle kaşe tarzı. Şunlar var hep kaşeler. Marka ürünler esasında. Veromoda X'de alttaki kaşe. O burası galiba Gökmen Bey, Bay Gökmen falan diyor. İkinci torbayı daha açmadım dediğim gibi. Biraz birkaç parça yazlığı var. Ama bizi böyle uçuran bu kürk ve iki tane deri ceket oldu abi. Çok iyi geldi. Yani ben bunları ta oradan buraya sırtımda taşıdım ama değdi. Kürkleri, deriyi, diğer ceketleri koyduk. Şimdi sırada ikinci torba. Vallahi ben bunu şimdi daha çok merak ettim. Acaba bunun içinde ne var diye. Çünkü kabalı ürünler var içinde. Getirirken de bayağı bir ağır geldi. Bakalım bunda da deri ya da kürk çıkacak mı? Bir tane çöpümüz var. Kenarda bir torba çöpümüz daha var. Bunları alacağız. Çöpü atacağız. Ayırdık. Yani bayan diyorum ya pantolonlar bazı şeylerini almıyorum diye. Ama şimdi merak ettiğim torba bu. Abi kürk bayağı bir iyiydi. Takıldık değil mi? Kaç kere dedik ben de bilmiyorum artık. Abi bu torba yazlık çıktı. Ondan dolayı biraz böyle ağırmış. Çünkü yazlık ürünler biliyorsunuz. Yani çok olduğundan, ince olduğundan, çok yer kapladığından, yer kaplamadığından ağır geliyor. Bu şöyle boydan elbiselerimiz var. Renkli tişörtler var. Bu ne? Bu ceket. Bunu ayırırız. Bak bunu görmedik. Bu kenara. Torbanın içine bazen koydum. Şalvarlar falan var. Bir tane yeşil bere var. Dediğimiz gibi hep boydan elbiseler. Normalde yani şu türdeki elbiseler eskiden mesela gıdadayken falan anne kıyafetleri diye geçiyordu. Aynı anne elbiseleri diye geçiyordu. Alanlar o türde alıyordu. Ama dediğimiz gibi burası yazlık. Bu da yazlık torba. Abi yazlığı da ayıkladık. Bayan alınmayacak şeyleri. Mesela şöyle eşortman takımları. Orijinal olmayanları. Çünkü orijinal şimdi ayırdım. Sabahlıkları. İşte alt, bayan altları. Onları almıyoruz. Yazlıkları torbaya koyduk. Kışlık bir tane ceketimiz de şapkamız var ama alt olarak şöyle ayırdım. Zara numara abi. M beden. Bilmiyorum esasında yağmur hangi beden giyiyor da. Yağmuru ayırıyorum bunları. Bir de hammer mı diyorlar buna? Ne diyorlar? Bu da orijinal. Nereden? Demin etiketimi gördüm. Heh. Bu da M beden. Bunların ikisini ayırdım. Olursa yağmura, olmazsa pazara. O da marka olduğu için ayırdım. Yani. Şimdi abi geriye bir tek çöplerimiz kaldı. Bunları da çöpe. Ardından birinci günü kapatalım. Abi çöpümüzü attık. Yerlerimiz temiz. Birinci günü kapatalım artık. Biz de yorulduk. Eşyalarımızı yükledik. Dediğim gibi kürkü hem akrabam hem kardeşim dedim. Sarı Serkan buradan videoları izliyor. Selam olsun. Ona bir göstereceğiz. Belki o kısmı alır. Onunla da bir öyle 5 dakikalık. Dediğim gibi Serkan da esasında yani İzmir'de hatırı sayılır bir dükkan sahibi. Kürkçü. Onunla da bir özel bir video yapacağız. İlerleyen zamanlarda tabii. Ama ona bir göstereceğiz. İzin verirse onun gördüğünde ya bu kürk gerçek mi değil mi? İşte tüyü gerçekse eğer ne tüyü? Öyle de bir sohbet muhabbet yaparız. Yarın bakayım onu yakalarsam hallederim. Bayağı farklı ürünler, bayağı değişik ürünler çıktı. Güzeldi abi. Bugün bayağı bir hareketliydi zaten. Yüzümüzden de bellidir. Nasip. İkinci günde görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Ah, gösterebildik sonunda. İkinci günden günaydın abi. İki tane tencere. Dur arabaya geçelim. Oradan selamlaşalım. Dediğimiz gibi ikinci günden selamlar abi. Geçen videoda söylemiştim. Bu hafta ya bir seneden beri çalışıyorum. İlk kez vardiyaya döndüm. Bu hafta geceye çalışacağız. Onun için şu an saat 12. Hurdacı'ya bir geldim baktım. Zaten pazardan çıktık. Onun bir yorgunluğu. Normalde niyetim şeydi. Saat 10 gibi kalkarım. 12'ye kadar hurdacıları dolaşırım. Sonrasında yerimize gideriz. Ardından saat 6'da işbaşı var. Benim 6'dan önce fabrikaya girmem lazım. Yani serbest bölgenin içine girmem lazım.
Bir bakalım hurdacıdan, şimdi gördüğünüz gibi iki tane tencere aldık ama direkt yerimize 5 saatimiz var. 5 saat boyunca neler bulabileceğiz? Şimdi artık kaç video çıkar dediğim gibi bilmiyorum. Bu Cuma'nın pazartesiye kalan ikinci bölümü. Pazartesi günü zaten ilk bölümü izlediniz. Bayağı güzel malzeme çıktı. Zaten 14 dakikaya yakın bir video oldu. İkinci günü de dedik birleştirelim. Şimdi biz artık yavaş yavaş yerimize gidelim. Çöpe başlayalım. Hadi gidiyoruz. Kıyafetlerle iş başına yaptık. Bir tane orijinal Lacoste. Şöyle gösterelim canım seni. Bir tane de şort. Şort ayırmayacağım kendime ya. Belki 10 tane yakın şort oldu. Yazlıklarla işe başladık. Evet abi, hata yaptığımız bir yer oldu. Çöp kamyonuna denk geldik. Meğerse 10'un saatiymiş. Biz hep gece gezdiğimizde, gündüzleri çöp kamyonu kaçta geziyor bilmiyorduk. Çünkü akşamları falan geldiğimizde 7.30-8 arası, 9 arası çöp kamyonu geziyordu. Onu biliyorduk. Ama gündüz bu saatte, yani şu an saat 1. Meğersem 12 ile 1 arası çöp kamyonu geziyor. Çünkü ben o sokağa kaçıyorum, o aşağı taraftan dönüyor geliyor. Diğer sokağa kaçıyorum, o üst taraftan dönüyor geliyor. E sonuçta o adamlar da işini yapıyor tabii ki. Bir şey diyemezsin yani. Zaten denmez yani. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Neyse bakalım aşağı sokağa yukarı kaça. Kaçacağız, göçeceğiz, bir şeyler yapacağız. Nasip bakalım. Bugün bir şeyler bulabileceğiz. Ona göre ben bu hafta boyunca biraz daha erken çıkmaya lazım evden. Yani saat 10 gibi çıkıp yine hurdacıya uğrayıp oradan bir şeyler var mı diye bir saat eğlenip hemen buraya, onlar çöp kamyonu gelmeden önce bizim gelmemiz lazım. Çocuklar da okulda zaten cıvıl cıvıl sesleri geliyor. Devam ediyoruz abi. Yere yakalandık abi. Bir alt sokak var. Burası çıkma sokak. Oraya dedim onlardan önce yetişeyim. Biliyorum çünkü buraya da gelecekler. Ama geçtiler. Hadi yürü. Aşağı diğer mahalleler artık. Yani yapacak bir şey yok. Bugün de burada geçtiler. Nasip bakalım. Belki başka bir şeyler, farklı şeyler çıkar çöp kamyonundan öncesinde. Bir tane sağlam, tabi biraz kirli öğrenci çantası çıktı. Bir de şöyle bir oyuncak çıktı abi. Ne olduğunu bilmiyorum burada. Şöyle basma törlü, numara törlü. Şurada kulaklık bir şey girebilen. Çocukların sesi arkada cıvıl cıvıl. Şöyle numaratörü olan. Hadi çocuklar şunu bir yazın bakalım ya. Siz bilirsiniz bu ne oyuncağı. Ağır da bir şey. Bayağı ağır. Ama ne olduğunu ben de çözemedim. Abi iki tane krem. Bu erkek galiba ya. Ben dediğine göre daha sıfır açılmamış. Şu da ya parfüm ya kolonya tarzında bir şey. Yarım. Ama şunu derim hatta açayım bir kokusuna bakayım. Olmazsa derim kendime kullanayım galiba krem. Dediğimiz gibi daha sıfır açılmasız. Ayırırız bunu kendimize. İki tane de. Bir parfüm artık bir krem. Ya sallıyorum. Şey gibi değil, su gibi değil yani. Parfüm gibi değil ya da kolonya gibi değil. Ağır bir şey. Krem var içinde. Ya satmayıp kendimize ayırırız bunu. Abi iki tane güzel manzara resmi. Ama diğeri bayağı bir üstüne kağıtlar şeyler. Bantlar filan yapışmış. Çok yırtık ama Eiffel Kulesi'ni alacağız. Diğerini bırakacağım. Diğerini de düşündüm. Hiç olmazsa çerçevesi olarak alalım diye ama bu sefer elimizde kalacak abi. Boş boşuna Bitpazar'a götürmüş olacağız. Eiffel Kulesi'ni alıyoruz. Alttan değişik bir açıdan çekilmiş. Bayağı güzel ama. Abi çok güzel bir tane Hot Wheels geldi. Vallahi kendimi ayırayım diye de düşünüyorum. Böyle üstü açık. 2017 yapımı. Yakınlaşırsak odaklaşır. Ama çok güzel bir araba ya. Yok abi ufak ölçekleri ayırmayacağım kendimi. Büyük ölçekleri biliyorsunuz ayırıyorum da. Ama bu çok farklı abi. Rengiyle mengiyle böyle görüşüyle. Ne marka olduğunu bilmiyorum ama çok iyi abi. Abi kilometreyi yaptık yine. Ama nasip bakalım. Demin bir çanta çıkmıştı ya, şu arkadaş. Şimdi biz bunu yanımıza alacağız. Zaten dur bir arabanın içine geç. Çöp kamyonuna yakalandık. Bu şekilde biz malzemeyi kaçırmış olduk. Hatta şöyle bir çuval gözüküyor mu? Sadece bir çuval. Yani normalde iki çuval, üç çuval plastik toplayabiliyorduk. Ayrıyeten de şu an saat 3. 3 saatten beri biz dolaşıyoruz. Şeyi fabrikaya altıda işbaşı. Ya buradan da böyle bu çanta da işte. Demin dedim ya ya nasip diye. Çantayı sırtımıza takalım böyle ufak ufak fabrikaya giderken. Yani hurda plastik ya da alüminyum değil de böyle atıyorum. Değerli bir şeyler bulursak onları alacağız. Pazarda satabileceğimiz ürünler bulabilirsek onları toparlayacağız. Ya nasip bakalım. Hadi daha kapanmadı yani. İkinci günü bitirmiyoruz. Fabrikaya kadar çöpleri karıştırmaya devam. Biraz gölge, biraz güneş patlıyor ama. Abi şöyle 0.37 numara. Daha bak bağcığı bile birbirinden açılmamış. 37 numara ayakkabı. Danteller, işlemeler, şöyle eşarplar. Ayrıca patikler. Bu patiğin teki de vardı. Kenara koyduk şöyle. Örme patikler. Devam edeceğiz abi. Daha çok şey var.
Daha sıfır şöyle çantasında bir çanta. Torbasında bir çanta, pardon, çantasında bir çanta. Kazaklar hep örme. Şöyle ipek seccadeler var. Bir tane daha var. Bir tane örme masa var. Şöyle nakışlar diyorlar ya. Nakışlı bir tane masa örtüsü var. Kazaklar, mazaklar. Şimdi bunların hepsini alacağız. Bazılarını çöpün içinde geri bıraktık. Ama bunları alacağız abi. Şöyle bir daha. Bu da masa örtüsü ya da yatak örtüsü. Örme. Ya üstündeki değil de. Ama örme bir tane. Ya masa ya yatak örtüsü bunun içindeki. Bayağı güzel eşyalar bulduk. Bunları şimdi çantamıza alalım. Abi çantamızı doldurduk. Diğerini elimize alacağız. Bazılarını geri çöpe bıraktım. Hem ıslaktı. Üstlerine galiba büyük bir ihtimal yemek kokusuymuş. Arkada çalışan motordaki arkadaş da bizi bekliyor. Kalan malzemeleri de o alacak galiba. Hadi devam ediyoruz. Abi normalde bunları almam lazım. Kaçırmam. Ama alamıyorum. Dediğimiz gibi fabrikaya gidiyoruz. Yani hadi sırt çantası. Şu eşya tamam, bunlar normal de. Ama bu türdeki eşyaları alamayacağımız. Ondan bir alüminyona iki tane tencereyi bırakıyoruz. Biri hurdaya, biri alüminyum madene gidecek ürün ama nasip. Kahveye geldim şimdi. Bayağı zamandan beri uğramıyorduk buraya da. Yalçın'ın kahvesine geldim. Dut ağacı. Bir burada sütlü kahve, harbi sütlü kahve oluyor. Abi sağ olun, teşekkürler. Bir onu içelim. Daha saate iş var zaten. Biz yanlış söyledik. Saate iş var zaten. İşe daha saat var abi. Daha 1,5 saatimiz var. Biz şöyle gerçek sütlü bir kahve içelim. Galatasaray'ın alt üst eşortman takımını bulduk. Şöyle Galatasaray 7-8 yaş üstünü alacağım. Şimdi tam şey yaparken, alta bakarken alt yırtılmış. Sadece üst eşortman takımını alacağız. Şöyle bunu geri çöpe bırakacağız. Abi yazlıklara devam. Çanta da bulalım. Bunları kenarlara köşelere sıkıştıracağız. Zeyt etekler, boydan elbiseler, tişörtler. Bayan hepsi, erkek yok. Abi şöyle porselen, böyle çerezlikler, melezlikler çıktı. Ama bunları da alamıyoruz. Çünkü çantamız da çok doldu. Elimizde de bir poşet var. Ondan dolayı bunları geri yerine bırakıyoruz. Başkasına inşallah. Evet abi. İkinci günde böylelikle bitirdik. Fabrikalar bölgesine girdik artık. Daha gerçi bir saat var. Ama dedik dışarıda ne olur ne olmaz. Geç kalırız. Zaten toparladığımız eşyaları gördük. Çantaya sığmadı bile. Çünkü cebimde kıyafet, kaba eşyalardı. Ondan dolayı çoğu bazı şeyleri alamadık. En son tabakları gördüğünüz gibi. Dediğimiz gibi 6'da iş başı, daha bir saat var. Geçenlerde sahanlı yumurta yediğim bir kafede bir tatlı var abi. İnşallah kalmıştır. Ben kendimi bir ödüllendireyim. Çünkü bit pazarın o 24 saat yorgunluğu. İşte bugün daha kalktık, tamam ama dinlendik. Yani gece vardiyasında hiç gelmiyorduk. İlk kez geliyoruz bize. Buranın nasıl dönecek, nasıl gidecek, nasıl olacak, nasıl bitecek. Çünkü bir seneden beri hep günümüz vardiyasında. Depoda çalıştığım için bizde ara sıra böyle vardiya geliyor ama geri kalan fabrikanın hepsi vardiya dönüyor. Neyse, fazla sözü uzatmadan ben gideyim şurada bir tatlımı kahvemi yiyeyim. Orada dinleneyim, oturayım biraz daha çünkü 2.30'a kadar uzan, yani gece yarısına kadar uzanan bir vardiyamız var. Onu doğru düzgün bitirelim ama onun için bir enerji alalım abi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Elim dolu, ondan kaldıramıyorum.